Dün akşamki sıraya göre gidelim. Ayşe'nin ablasıyla konuşmasıyla başlayalım. Daha doğrusu ablalarıyla. Çünkü ablalarından biriyle konuşurken o ablası fenalaşıyor. Öteki ablasıyla, isimlerini tam hatırlamıyorum, kusura bakmasınlar, Ayşe konuşmaya Nur devam Sema. Ediyor. Nur Sema. Sen, yanlış Nur Sema bir tanesi. İkincisinin adını hatırlamıyorum. İlk konuştuğu galiba Nur Sema'ydı değil mi? Nur Sema ile Emine'ymiş şu an söylediği reje. Bakalım Ayşe ablalarıyla neler konuşmuş. Ya ne oldu? Ben anlamadım hiçbir şey. Bana bir açıklar mısın Allah aşkına? Ablacığım, orada büyük bir yanlış anlaşılma var. Onu ben düzelteyim öncelikle. Şimdi şöyle, benim yeni Twitter hesabı açmıştım. Onu aynı hesaptan bir başkası da açmış benim adıma. Aleyhine kalaycıya hakaret edici şeyler yazmış. Kesinlikle bunları ben yapmadım. Asla benden bilme. Sen bize ne tembih ettiysen biz aynı şekilde ilerliyoruz. Yani ilk senin adına açılmış yani hesap mı böyle bir şeyde bulunmuş? Yoksa Aleyna'nın annesi mi bir şey yazmış da ona karşı cevap vermiş? Aleyna'nın annesi bir şeyler yazmış, bir suçlamalarda bulunmuş. Yani iftiralar atmış bizim aile için. Ondan sonra da benim hesabım çalınmış. Benim adıma bir takım şeyler yazılmış Aleyna Kalaycı ile ilgili. Annesi de bunu birleştirerek genel olarak bir yazı yazmış. İşte Ayşe Yüksel'in ailesi benim kızıma, engelli kızıma şöyle şeyler söyledi. Aleyna Kalaycı'ya böyle şeyler söyledi gibi yazılarda bulunmuş. Aile ödülünden sonra anneme iftira atıldı. Ve biz şu an bunu toparlamaya çalıştık. Sosyal medya üzerinden de bir takım açıklamalar... Anneme mi bir şey atıldı? Evet. Yani annem bir takım söylentilerde bulunmuş, hoş olmayan. Öyle deniliyor ama asla bunun aslı yok, kesinlikle yok. Nerede söylemiş? Bize atılan bir iftira. Ne zaman? Dominik'te söylemiş. Kaydı var mı bunun? Öyle deniliyor. Hayır, kesinlikle kaydı böyle yoksa bir ispatı nasıl yok. Öyle deniliyor? Evet, iftira atılıyor ve biz bununla ilgili dava bir şekilde açacağız. Bak, Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, evlatlarım benim kırmızı çizgim. Günlerdir Cansu'ya ve bana huzur vermeyen, çok çirkin söylemlerde bulunan Ayşe'nin anne ve babasını esefle kınıyorum diye bir yazı paylaşmış. Kesinlikle böyle bir şey yoktur, bu bir iftiradır. Sakın sakın ola ki böyle şeylere itimat etme. Özür dilenmesi gereken kişi biziz. Sen niye özür diliyorsun? Ben özrümü şunun için diledim. Olay daha fazla büyümeden kapatılsın ve önce olayın aslını öğrenmek adına Acun Medya'da bu şekilde bir yaklaşımda bulunulduğu için özür diledim. Ama tabii ki önce zaten seni dinlemek istediğim için şu an buradayım. İletişim verdiği için de teşekkür ederiz gerçekten. Ben mevzuyu öğrenmek istedim açıkçası. Çünkü hani Acun Bey'in de dediği gibi annesinden dolayı, hani annesi böyle şeyler de söylemiş. Yani özürlenecek bir şey olmadığını düşünüyorum şu anki senin söylemlerine göre. Annem ne yapmak istemiş de ne olmuş? Yani galiba Cansu rahatsızlanmış, annem yardımcı olmak istemiş. Kadın da buna müsaade etmediği için bir takım söylentilerde bulunmuş. Ama diğer konuştuğu kelimelerin kesinlikle aslı yok. Bir takım iftiralarda bulunmuş anneme, yani ben sana bu şekilde söyleyeyim. Hani ne işte onu ben... söylesene abla, aklımda soru işareti bırakıyorsun. Zaten şeydeyim, yani stresteyim. Anneme ben biraz rahatsızlandım. Emine ablama versem olur mu? Biraz rahatsızlandım ben. Ne oldu? Çok önemli bir şey değil yani, şu an sadece rahatsızlandım. Çünkü bizim için hani Aleyna da bir pırlanta, sen de bir pırlantasın. Evet. Bunu her zaman söylüyorum. Evet, ikiniz de güzel bir yarışmacısınız. Ya işte annemler o özel Cansu'ya dediği konusunda bir iftirayla karşı karşıya. Fanları mı söylüyor bunu, Aleyna'nın annesi mi söylüyor? Aleyna'nın annesi en başta yaptığı şey. Twitter şey diyor ya. Tamam, hani evet. Benim çocuklarım, evet. Evlatlarım kırmızı çizgidir. Sonra işte Aleyna'nın fanları diyor. Mı? O onun peşine Aleyna'nın fanları. İşte oradan net bir duyum aldık. Dediler. Bu şekilde bir ifadede bulunuyorlar. Annem onlara falan. Ay Allah'ım, yani annem asla öyle bir şey demez de. Yani bu... İşte ben bunu anlatırken bile şu an çok zorlanıyorum Ayşe'ciğim. Olay ben bu mu yani? Olay bu mu derken Ayşe'ciğim, bak ciddi bir platformda yarışıyorsun. Hayır, ben annemin böyle bir şey demeyeceğini bildiğim için söylemiyorum. Yani annem mi bunu demiş tamam, diye söylüyorlar. Ona inanamıyorum şu an. Sana bir şey söyleyeceğim. Bizle ciddi derecede uğraşmalarına rağmen biz hiçbir şekilde sosyal medyaya şey yapmıyoruz. Bize ciddi derecede bayram haram edildi. Biz yine de
Sosyal medyanın içine girmedi. Bize ciddi baskılar yapıldı. Açıklama yapalım diye. Biz yine yapmadık. Ne Acun Medya'ya şey yaptık ne başka bir şey. 5 yaşındaki çocukla benimle yaşıt olan, özel durumu olan bir insanın, yani özel durumda bir insan için ne benim annem öyle der ne de ben orada özel durumlu bir insan annesi ve kardeşiyle görüşüyorken yeğenimle alakalı bir şey nispeten yapmış bir insan hiç olamam yani. Şimdi olayda kim haklı kim haklı değil diye gitmeden bence konu konu gidelim. Evet. Mesela şimdi şu izlediğimizde hepimizin belki gördüğü değişik olan bir şey var. Bilmiyorum belki ben yanlış anladım ama çünkü ablası diyor ki ilk konuşan Nur Sema mıydı? Nur Sema Hanım diyor ki yeni bir Twitter hesabı açmıştım. Sonra başkası da muhtemelen aynı resim ve isimle açmış diyor. Ondan sonra işte bir takım iftiralar oldu falan. Ondan sonra benim hesabım çalındı diyor mesela. Yani şimdi önce ilk anladığım fake hesaptan bir şey yazılmış tadında bir şey söylüyor. Başka birisinin. Sonrasında anladığım hani benim hesabımdan yazıldı ama hesabım çalınmış gibi anladım ben. Bilmiyorum yanlış mı anladım? Ben hiçbir şey anlamadım. Evet ben de anlamadım. Ben öyle böyle diyor, anladım şey dedi. Birisi benim adıma hesap açmış dedi. Sonra hani bir takım söylemlerde bulunmuş. Bir şeyler dedi. Yazmış dedi. Evet bir şeyler yazmış dedi. Sonra hesabım çalındı dedi. Hani ben sadece o kısmı anlayamadım pek. Hani o ikisi arasında yani o hesap benim hesabım değil demek istiyor anladığım kadarıyla orada. Yani muhtemelen. O yazılanlar benim tarafımdan yazılmadı evet. Demek istiyor. Yani aynen. Suçsuzluğunu ispat etmeye çalışıyor Nur Sema Hanım. Sonra da fenalaşıyor. Hı-hı. Diğer kardeş alıyor telefonu. Yani zaten böyle bir şey yazmamalı da yani. Biz de ihtimal veremedik. Çünkü hani ağır sözlerle yazıyordu aynı zamanda. Muhtemelen tabii ki de başka. Tabii, çünkü tabii, benim adımda da çok hesap var. Hakan Atıboğlu, Damlacan adında gerçek hesap zannediyorsun. Ben onu hani bir yarışmacı ailesinin onu yazmayacak bilinçte olduğunu tabii düşünüyorum. Ki. Yani çünkü kötü şeyler yazılanlar. Bence onu Ayşe'nin hani ben Ayşe'nin annesiyle babasıyla orada tanıştığım kadarıyla hani böyle şeyler yapacak insanlar değil. Ayşe de mesela bize bunun sinyalini şöyle veriyor. Yapacağını ama yapmayacağını sinyalediğim. Diyor ki kesin diyor Nur Sema'dır gibi bir şey söylüyor. Ama şey zannediyor. Yorumculardan biriye böyle ufak bir atışma değil, eğlenceli bir şey böyle. Nur Sema hani, muhtemelen evet. Biraz daha Nur Sema Hanım daha sert dilli. Hani bir atıyorum belki bizle alakalı bir eleştiri yapıldığında bize tepki gösterebilecek potansiyelde olan Nur Sema'dır demek istiyor aslında Ayşe orada. Değil ama yani burada şimdi konuşulmadığı için de hani böyle şeyler yapabilire getiren Ayşe yok muydu? Gülmesiyle, işte ablasının söylemleriyle. Böyle şeyler derken bu kadar ağır şeyleri kastetmiyor. Tabii ki yani, hayır, bundan bahsetmiyorum. Yani böyle hani bir çıkış yapabilecek potansiyelde olan Nursema evet, ablamdı. Zaten o da içeriğini bilmiyordu şey tabii ki de. Benim anlamadığım şu, biz 2015'te aynı ödülü yaşadık. Serenay, Doğukan, Anıl, ben, bizim ailemiz geldi oraya. Dışarıda hepsi Anıl'ın doğum gününü kutlamışlar. Dışarıda fotoğraflar çıktıktan sonra görüyorum. Hiçbir problem yok. Biz Anıl'la orada savaş içindeydik Merve Aydın'la. Benim Gizem'le hala Anıl'ın annesi mesajlaşır ya da işte diğerleriyle ya da karşı takımdakilerle. Olması gereken. Ben anlamıyorum abi. Ya bu rekabet aileleri yansımaması. Yanlış anlama oraya ne güzel herkes tatile gelmiş. Hiç yani karşılıksız ne güzel otelin kralında kalıyorsun. Tatil yapıyorsun. Abi ya bırak çocuklar yarışsın ya. Bak bu hikayede Ayşe ile Aleyna niye yanacak? Çıktıktan sonra yani? Birbirine sarılıyorlar ya. Oyun bittikten sonra. O an unutuyorsun çıktıktan sonra daha farklı oluyor. Ya zaten oluyor. Sorunu biliyor musunuz? Yani yarışmacıyı bıraksa bak taraftarlar, izleyiciler yani fan kitleleri ve aileler duygusal davranmayıp yarışmanın akışına bıraksalar kendilerini müdahale etmeseler dışarıdan. Zaten yarışmacı çıkınca öyle büyük bir olay yaşamadık ki biz diyecek yani. Siz büyütmüşsünüz diyecek her sene olan şey. Ya burada ben hani konunun çıkması bence burada bir oradan bir laf gelmiş. Hep mişli mışlı konuşmalar farkındaysanız. Evet. Net bir şey yok. Öyle demiş diyor. Öbür taraf diyor ki bu da böyle demiş diyor. Aslında o mışlara karşı verilen tepkiler var. Aslında olay şöyle bir şekilde bir şey. Büyüyor. Aleyna'nın annesinin bir açıklaması zaten var. Ama Aleyna'nın annesinin açıklaması Aleyna'nın annesinin iddiasıyla adada ona yapılmış olan onun lafıyla bir terbiyesizlik ya da bir yanlış bir itham. İşte zaten olayın çıkış noktası o değil mi? Bunun üzerine bir şey yazıyor tabii ki. Olayın ilk çıkış noktası o. Olayın büyümesi. Bana bunları dedi Ayşe'nin ailesi diye bir tweet atılıyor Zuhal Hanım tarafından öyle mi? Buradan çıktı bu mevzu. İşte onu nasıl çözersiniz? Kim dedi Zuhal Hanım'a kulağına o nasıl geldi? Yüzüne mi söylediler? Yoksa biri mi dedi senin ya, için? Ya servisteyken galiba böyle bir olay yaşanmış. Yani annesinin anlattı. Hani bunu
ne biz bilebiliriz ne bir başkası. Evet. Sürekli dediğin gibi mışlı konuşacağız. Birini mış mışla onu sözü söz sana vereceğim. Şu